Yeni bir güne hoş geldiniz arkadaşlar. Sular falan donmaya başlamış. Vallahi anlaşılan kış gelmiş herhalde. Sular şöyle kırdık mı alt kızacak olur da. Ve bayağı da donmuş. Buraya kendileri az bir şey kırmıştı bak görüyorsunuz. Burada ondan çok olmuş. Sen koyunlar kurup yanında bunlar yeresin. Olsun kızım. Gel. Elinde hiç gelmeye koyunlar yok. Gel. Evet arkadaşlar yavaş yavaş güneş doğmaya başladı. Hava ısınacak herhalde bugün. Gece soğuk oldu ama gündüz sıcak olacak galiba. Burada da görüyorsunuz patateste çalışanlar falan var. Böyle çadırda kalıyorlar yazık. İnsan evde bile şey yapıyor. Bizimki karavan bundan sıcak olur yani. Çişili döşemeli şey oluyor yani. Soğuktu bugün baya. Allah yardımcılar olsun inşallah. Zor. Muhanet. Çalışmasalar da olmayacak. Koyun da burada. Fasulye kaldırmışlar galiba burada. Onun artığı var. Onu yiyorlar. Bugünümüz de böyle başladı. Böyle gidiyor bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar eneğim gelmediği zaman koyuna çağırdım. Demek ki uyuyormuş. Görüyorsunuz daha oradaydı, uzakta aslında. Çanın sesine çıkmış geliyor bak. Bu bir düzelse hastalığı. Buna inanıyorum, bu çok güzel bir boyun köpeği olacak. Değil mi oğlum Basır? Gelişe bak gelişe. Ayakları da ağrıyor. Çünkü 5-6 gün bekli daha fazla. İğne vurdum bunlara iyi olmalar için. Gençlik hastalığına yakalandı. O da kötü bir hastalık yani. Yeneği öldürür kesin ama bir iğneyle çok şükür kurtardık. İğmeler düzeldi. Sayılır ama o zaman ne olacak? Ne yaptın oğlum? Geldin mi? Kanına baksana altına. Ne kadar göbelek gibi olmuş. Üstü zayıf. 6 kiloluk gibi. Başka köpeğe de hiç gitmez. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yanıma geliyor. Hani oğlum? Bunu yavaş yavaş alıştırdım arkadaşlar. Böyle yapmazsan şey yapmaz yani. Böyle yavaş yavaş alıştım. Biraz daha büyüdüm. Böyle bağırdım. Yabancı gelsin ya da bir tane köpek gelsin hemen koşarlar yani. Bizim burada koyunlar frezeleriydi arkadaşlar. Normalde yani bazı arkadaşlar yazmış orada ne var da yayılıyor. Hiçbir şey yok diye. Yeşillik değil yani ama
Bunlar ekini kaldırdıktan sonra altında kalan deneleri, frezelerini yiyorlar yani. Denizde, anızdırlar bazılar. Bura çoğu yere göre iyi yani arkadaşlar, daha yaylım olarak. Çoğu yere bu yaylım da yok. Bizim bu İç Anadolu tarafında yani. Adam ta 10. ayda, 11. ayda hiçbir şey olmuyor. Bisiye çekiyor yani hayvanı. Kadife! Kırr! Çöşt! Kadife'ye bak, gidecek yine. Oğlum! Orada! Neymiş kızım? Neredeymiş? Hemen bakın arkadaşlar. Bunu alıştırdım, sıra enikte. Enikte böyle olacak. Çöşt! Asır da orada duruyor. Oğlum! Boyu gözükmüyor da. Keşke gelmeseydin yalan dünyaya. Bu çekilmez hallarından usandım. Gönül verdim bir vefasız Leyla'ya. Mecnun olup çöllerinden usandım. Gönül verdim bir vefasız Leyla'ya. Mecnun olup çöllerinden usandım. Gülhaniyen senin çilen bitmiyor. Yaktın ocaktan duman tütmüyor. Sılan bile beni kabul etmiyor. Nazlı yarın dillerinden usandım. Sefaleti yoksulluğu aramam. Onun için can dostuma varamam. Sıkıntım çoğalır, eve varamam. Nasıl yarın dillerinden usandım. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ataşın aşkına da canım yakma çıramı. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Yar sineme vurdu. Kızgın dağlarım, viran ettim orsun büllü bağlarım. Güzelim geçmeden geçtik çağlarım. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Sevdiğim geçmeden geçtik çağlarım. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Sen gidersen kendime bir
yeter ederim. Bülbül gül dalına konmaz nihterim. Yarim saçın büker kement ederim. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Sana! Hadi hele bak hele bak hele bak hele. Çay! Çay! Keşke kör olsa da görmese gözüm. Kibrikten usandım, kaştan usandım, kaştan usandım. Şu yalan dünyada gülmese yüzüm, şu fani dünyada gülmese yüzüm. Gözlerimden akan yaştan usandım. Dinmiyor feryadı, bitmiyor ahım. Hiç fayda etmiyor ah ile vahım, ah ile vahım. Bir garip hastanım, ne bir günahım. Bir garip çobanım, ne bir günahım. Yediğim ekmekten açtan usandım. Bilmem bu felek bana kalsın. Sevdim ya mutsuzluk bitmiyor yine, bitmiyor yine. Ölür isem mezarımın üstüne, ölür isem mezarımın üstüne. Topraklar ırtın, taştan usandım. Parçalarım da sizlere armağan olsun arkadaşlar. Yine oturdu kaldı boz koyun, oturdu kaldı. Patatese doğru, patatese doğru. Evet arkadaşlar, yine denizden çıktık. Şöyle sürülmüş bir tarlaya geldik. İyi de patates var içinde. Şöyle bakın. Tam şey olduğundan belli değil ama bunlar hep patates. Çok patates var. Görüyorsunuz. Buralarda da var. Oyunda zaten oturdu kaldı yine. Yiyorlar patatesi, götürüyorlar yavrular. Her birinin ağzında patates. Kadife de orada. Tarla boz olduğundan mı neyden patates gözükmüyor ama iyi patates var, yiyorlar. Yine bunları süren çiftçilerimiz var şöyle.
ekiyorlar. Bura nereye bağlı olsa bura ağırlı taraf arkadaşlar. Acıgöl tarafı ağırlı tarafı. Biri tohum atıyor, biri sürüyor. Pahalı kişilere ama şu adam bunlarla beraber. Dayınla video çekiyorum diye cıkta asıldı da. Şaka tabi. Adamlar işini yapıyor. Allah'ın bereketli olsun inşallah. Cümlemizin yaptıkları işler. Emek veriyorlar. Kolay değil çiftçilikten. Bunlar biraz şeyden geriden gidiyorlar ama normalde yani şimdi herkes mibzer şey kullanıyor. Bunlar ya az ekiyorlar ya da bilmiyorum valla. Normalde bu pek kalmadı yani bu şey fazla. O zaman da orada kızım bozo hemen bakar mı yavru. Karnı doydu bozgoyunun gidiyor arkadaşlar. Ağlımıza. Ben de şu gidişine hastayım. Böyle sıraya düzülüyor da gidiyor ya. Evet arkadaşlar ağla geldik. Görüyorsunuz yananlar koşan gidiyor. Bir ucu oraya gitti davarın. Bir ucu da böyle gidiyor. Anneler doydu maşallah. Şimdi suda sıra. Hava da iyi ısındı. Güneş çıktı. Yani su şimdi ılımıştır. Hava buz gibiydi. Donmuşmuş. Arkadaşlar koyunlarımın sularını falan doldurdum şu anda. Şimdi de geldi köpeklerimize. İki tane yumurta kırdım içine. Bayat ekmeklerimiz var şöyle. Bazı arkadaşlar demiş ki yeniliklere köpeklere bakmıyorsun diye. Arkadaşlar köpeğe bakmasan bak şurada benim köpeğim. Oğlum şuna bak. Görüyor musun yastık gibi köpek. Ama bazıları kilo almıyor yani. Yenilikler hasta bir de. Ben diyorum ama arkadaş anlamıyorum artık. Bilmiyorum kulağımı duymuyor nasıl oluyor. Köpeğe bakmasam ben niye yani bunu besleyeyim? Bunlar zorunda değil. Ben sevdiğim için besliyorum. Diyem oğlum. Çekil oğlum. Ama bunlar hasta. Bunlar yeni düzelmeye çalışıyor. Pek şey yapmıyor. Yeni yemeye başladı yani. Şimdi ekmek ıslatacağım içine. Yiyecekler. Yumurtayla birlikte ıslattım. Yiyorlar. Ben bundan zayıflığım değil arkadaşlar düzeldiğine seviniyorum. Bunlar nasıl olsa artık kilosunu alır. Yani önceden hiç yediremiyordum. Süt, yoğurt, hiçbir şey yemiyorlardı. Öyle yedikten sonra artık düzelirler inşallah. Ben de istemem böyle olmasını. Çünkü hoş bir şey değil yani. Bir şuna bakınca bir de buna bakınca. Tüylerinden de zaten belli olur hemen köpeğin zayıfladı mı tüylenir. Böyle değişmiş olur yani. Basır benden gitti yazgı yoruldu bu taraftaki siyah kafalı. Baka baka nasıl bakar Basır deyince. Oğlum Basır. Tarafta gitmek bu biraz ya hastalığı fazla ya da eriniyor. Dölek dur. Hiç de anlaşamadı. Dölek durun oğlum. Şişt. Basır. Neydi? Dölek dur. Kızarma. Boğuşacaklar bak. Normalde farklı tabakta da veriyorum ama böyle daha iyi alışsınlar. Birbirlerine destek olsunlar diye yani. Bir tarafta yabancı, köpek, tilki bir şey oldu mu ikisi pek giderler böyle.
Karnınızı da verin siz artık. Saat 3 oldu arkadaşlar. Tekrardan koyunlar çıkarttık. Şu an geç biraz ama yani. Ağaldan çıktım da 3'te çıkarttım. Böyle yaymaya devam. Bu videomuz da böyle oldu bugün de. Böyle geçti. Bir kişi videomda müzik istemişmiş. Öyle şarkı söyle diye. Açamızda bu videomuz da öyle oldu. Bu videomu sonuna kadar izleyip de yani benden istek isteyen olursa onun adını yazarak sadece o kişiye özel parça armağan edeceğim. Yani videonun sonuna kadar izlediğinden emin olup ben sonuna kadar izledim. Bana şu parçayı söyle diyen kişiye bir parça söyleyeceğim. O şanslı kişi kimse artık. İsmini de söyleyeceğim, armağan edeceğim. İstediği parçada inşallah benim de varsa tabii ki. Repertuarımda varsa. O parçayı söyleyeceğim, armağan edeceğim. Videomuza like atarak, abone değilseniz abone olarak bana bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Arkadaşlar şimdi geldim. Evet. Yine hazır. Bugün güzel bir duygu. Kapanışım da iyi oldu. Kapatacaktım videomu. Kemal'im bana öyle bir yemek hazırlamış ki. Evet. Kuvvet yapmış. Eline koluna sağlık. Tadına bakmadık. Bende de 2 günlüğün acılığı var. Bunlar ekmek getirmeyi unutmuşlar bana. Kuzu işi evet, vardı. Vardı bu kesilecekti. O yalan oldu. Yüreğe gene koyalım. Ondan sonra. Oğlum bunu niye koyuyorsun ha? Dayım da kuvvet var şey dedi. O da bugüne nasibimiş. İyi de acıktık valla. Bakalım, o zaman bize afiyet olsun. İlk kuvvetçimiz arkadaşlar. Evet, daim ilk defa denemiş. Bakalım tadına. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımıza kalın arkadaşlar.